neredeyse 10 gününü il dışında geçirdik. Burada olduğumuz zamanlarda da özellikle bürokrasi ağırlama konusunda, konusunda siyasal aktörlerin kendi olan ilişkisini net taraf olmak konusunda çok yoğun bir emek, çaba harcadık. Mümkün olduğunca odayı ihmal etmedik. Bir memur gibi geldik, hepimiz geldik. Yani ben ve yönetici arkadaşlarım bunu yap, meslek komitelerini düzenli toplayan, gayret gösteren en iyi varlığından biri olduk. Bu konuda ben komite üyelerime çok teşekkür ediyorum. Meslek komite üyelerini biz o meclisin ayrıcalıklı statüsünün ötesinde yeniden tanımladık. Tamamını meclisimize davet ettik. Önemli bir performans sergiledik. Dolayısıyla mümkün olduğunca bir dönem önce Baran'ın temsiliyeti mümkün olduğunca daha geniş bir perspektifte, geniş bir yelpazede temsil etme gayreti içerisinde olduk. Alnımız açık, vicdanımız rahattır. Ben bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Tercih göstermesi durumunda yeni dönemde onlara 4 yıl daha hizmet etme yönünde bir yaklaşımımız oldu. Hakkımızda hayırlısıysa Allah nasip eder. Hakkımızda hayırlı da değilse çeker gideriz. Helalleşiriz bütün arkadaşlarımızla. Gider. Geçimizi yeniden kazanmaya çalışacağız. Böyle bir şey yapıyoruz ki yani işte eş senden memnun değil. İhmalçılıkları var. Zaman zaman yerlerinde şu beğendikler karşılık geldiğiniz zaman onların memnuniyetsizliği var. Zaman zaman medyayla karşı karşıya gelişen onların memnuniyetsizliği var. Politikacıların memnuniyetsizliği var. Yaptığım işin özetlik memnuniyetsizlik işidir. Yani aslında böyle de olmaması lazım. Yani bir ticaret sanayi odası başkanının herkesi memnun etme gibi bir çabasının yasa böyle deniyor. Olmaması lazım. Niye? Biz bir kuruluşuyuz. Dezavantajlı bir kentin dezavantajlı koşullarını tartışıyoruz. Türkiye'nin en dezavantajlı bölgesindeyiz. En dezavantajlı bölgenin en dezavantajlı kentindeyiz. Her şeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz gayretli hasıl aldığımız paylaşımdır. Altyapı yatırım ortamının iyileştirilmesine taleplerimiz ortadadır. 10 defa elektrik kesiliyor. İşte yollarında su sıkıntı var. Havalarımızda sıkıntı var. Trafikte sıkıntı var. Suda sıkıntı var. Var. Şimdi böyle bir yerde eğer siz bir kurumu temsil ediyorsanız bütün bunların daha iyileştirilmesi konusunda tatlı olacaksınız. Şimdi deprem oluyor. Bir iyileştirmesi istiyorsunuz. Kardeşim, ben görevim. Yani adam bana niye böyle veriyor? Diyor ki seni muhakkak korur. Benim yatırım ortamı iyileştir. Benim ihtiyacım olan konularda bana yardımcı finansmana erişemiyorum. Bankalardan kredi alamıyorum. İşte sicil affı istiyorum. İstiyorum. Yani haksız mıdır? Haklıdır. Dolayısıyla bizim de görevimiz talep etmektir. Bunun iyileştirmesine yönelik çaba harcamaktır. Biz bu konuda iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz. Ama bütün bunları yapmanın bir karşılığı var. Ciddi bir memnuniyetsizlik faaliyeti yürüttüğümüzü söyleyebilirim. O yüzden kimsenin benden memnun olmadığında bir şeyim olmamıştır. Politikacılar bu anda zaman zaman memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. Seçilirse o memnuniyetsizlik devam edecek. Yani seçim döneminde meydan okuyorsunuz. Meydan okuma değil, özür budur yani. Özür. Herkesin aslında kimin ne işi yaptığı konusunda mevzuyu anlayabilirse bu çelişkiler olmaz. Ama işi çünkü anlamakta zafiyet var. Evet. Arkadaş ben diyorum ki bakın ben kendinize benzemeye çalışmayın. Ben yönetimimi kendinize benzemeye çalışmayın. Yani biz bütün politika. Politika önemli bir iştir. Evet. Politika dünyanın en önemli işlerinden biridir. Ne kadar iyi bir politik performans sergilerseniz bizim sorunlarımızın çözümüne de katılırsınız. Bakın ben de mesela bir kendisiyim. Ben de kendi işimi yapayım. Şimdi de ki Cerat Odası'nı batırdılar diye, tersil etmediler diye, çaldılar diye, çırptılar diye, ihale istediler diye, iş istediler diye, kadro istediler diye, işte bizi uyutmadılar, bilmem şunu istediler, bizi veren ettiler, ya böyle olmaz, böyle başkanımız değil. Gel her gün beni alkışla deme. Tabii. Bir şey yok. Senin işini yap. Bırak ben kendi işimi yapayım. Ben iyi bir yönetim kurulu başkanıyım. Benim yönetim kurulum iyi bir yönetim kuruludur. Biz Türkiye'nin en iyi ticaret sanayi odası yönetimiyiz. İddiamız budur. Budur. Peki bu konuyla gel eleştir. Değişik başbakanın önüne çıktı, bizi rezil edildi. Çıktı bakanların bizi rezil edildi ki kendini doğru temsil etmedi. Bizi doğru temsil etmedi. Yapmıştı. Baktırdı, etti falan filan. Bunu değil. O zaman esnafa tutacak. O zaman dersin ki esnaf olacak ki bu adam bizi rezil etti yani. Bir başkan mı olur? Pişmanız yani. Yer verdik biz bu oyunu. Yani işte bu da
kapısı hiçbir zaman bu kentte yaşayan dili, dini, ırkı, meşre, farklı olan hiç kimseye kapanmış mı? Biri gelip de hizmet ağda kusur yaşamış mı? Önü kesilmiş mi? Bekletilmiş mi? İşi görülmemiş mi? Bir itimasa mı? Ya da bir başkasıyla ayrıcalıklı bir tutum var mı? Bak. 5-3-4 sayının uzayları çerçevesinde bu adamlar şeffaf mıdır? Hesap verebilirler mıdır? Bakanlık denetimini istemişler midir gönüllü olarak Türkiye'de bir defa? Yani ne olacak yani şimdi? Bu yönümle gel. Beni yaraşır. Ama kusura bakma. Ben üyemin ve halkın ihtiyaç duyduğu her alanda taleplerimi söylemeye devam edeceğim. Bunun için adayız. Yani diyorsunuz ki ben temsil ettiğim kitlenin menfaati için bürokrasiyle ters düşerim. Önümüzdeki siyasiyle ters düşerim. Ters düşmem. Onların enerjisine ihtiyacım var. Ya benim evet. Valilik kurumunu reddederek bir ekonomi yönetimi yapmam mümkün. Mümkün. Ama zaman zaman valilikle şeylerimiz, hayatta başlıyoruz sorunların çözümüne çelişkiler olabilir, politikacılarla olabilir. Bu bizim kavga etmemizi gerektiren bir durum değil. Dürümümüzü izah edeceğiz, ikna edeceğiz. Tabii. Benim belediyeyi yok sayarak üyelerimin hak ve menfaatini koruma şansım var mı? Değil. Benim Van'daki yerel medya, radyocuları yok ederek, ben radyocusuz ya da işte medyası bir cihaz odası yöneteceğim diyemezsin. Tabii. Ama bunu yaparken zaman zaman çelişkilerimiz olacak. Sen beni ikna edeceksin, tabii. Ben seni ikna edeceğim. Tabii. Yani özelde biz seninle yaşadık bu sorunları. Tabii, tabii. Şimdi biz diyoruz ki kardeş, çiftliği yapın. Orayı turizm caddesi yapın. En güzel caddesidir. Araç caddesi, markalar caddesi yapın. İlan edelim. Valilik sahip çıksın. Ali Bey sahip çıksın. Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir sahip çıksın. Bunu lanse edelim. Markalar caddesi yapalım. Cumhuriyet caddesini yayalaştıralım. İşte finans merkezi olsun. Kuyumlar gitmiyor. Gitmiyorsa kalsın. Orayı yaklaşan. Bu bizim talebimiz. Kent bir atak alamayacak. Ya Ali Bey diyecek ki sen bunu söylüyorsun ama bu gerekçelerle bu iş olmuyor kardeşim. Bu bizim kavga sebebimiz olmamalı. Tabii. Şimdi ben politikacılara diyorum ki ya arkadaş bizim iki tane şu anda Van'ın geleceğini belirleyecek iki önemli projemiz var sevgili sahabeler. Biri tarıma dayalı ihtisas hayvancılık bölgesi evet. Bakanlıktadır. Bir tanesi de Güneş Enerjisi İhtisas Organizası Sanayi Bölgesi. İki yıldır bakanlıktadır. Hmm. Ve benim milletvekillerim biliyor bunu. Bir takvim muhalefetini alın çalın yanınıza. Gidin bu ikisini alın getirin. Ne bir defa sizi yavrumda sırtında taşımaz adam değil. Bu kadar net. Evet. Ben Gümrükçe Bakı'ya üstüne şunu söyledim. Bir haftır Van kapıyı bilsin. Dedim ki Sayın Bakın Kapıköy'ün temelini attığımız zaman sen istesin. Evet. Attık, ben yolda hiç aradım. Dedim ben sütüleyeni biliyorsun. Gülüldü dedi ki başkan. Bir şey değiliz. Konya Karaman'daki gibi Güneş Enerjisi İhtisas Organize Bölgesi şeydedir. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndadır. Sayın milletvekillerimizle gittiğimiz gün evet. Bak orada bakan müsteşar dedi ki görüş için Enerji Bakanlığı'nda. Hatta eski vekillerimizden biri de şu an orada. Evet, Mustafa Bey orada. Evet, vekilim gitsin biri onu yapsın. Biri de gitsin tarıma dayalı ihtisas hayvancılık kesinlikle getirdik. Necdet Takoy ve ekibi vekillerimizi saygıyla, hürmetle, minnetle ya dedim sırtında taşımasa ne diyorsanız. Aha burada sözüm. Peki yapılabilecek bir iş midir? Çok basit. Bakanlıklar çok daha istekli ve ihtiyaçtır. Güneş enerjisi nerede olur? Onda olur. Alan belli mi? Belli. Peki niye bilmiyor? Ya tabii bitecek. Ona kötü bir şey söylüyor. Onun elinde başka bir mekanizma yok ki. Ben kime diyeyim abi? Tabii. Ne diyeyim? Gideyim sonra da iki vatandaşı. Bakar merkezi Ticaret Sanayi Odası Başkanı arıyor. Burada bu iş emek veren insanların haberi var. Van Valisi'nin haberi var. Ama Ankara'da kimin tutuk edecek abi? Vekillerimiz. Yani iki ister iktidar ister muhalefet. Yani iki fark etmiyor. Ben herkese söylüyorum. Gidin takip edin abi. Muhalefet milletvekilleri de gitsin. Biraz işleri güçleri bıraksınlar gitsinler. Bakanlıklarda desinler ya bizim
Van'ın ekleyen projeleri nedir arkadaş? Hepsini biz bir büfe edin. Biz gidiyoruz insanlar, biz de bunu soruyorlar. Ticaret odası diye bir yer var. Başımızda olmuşlar. Bize huzur vermiyor. Getirin bir bakalım. Ne? Alın getirin. Yazını çıkın. Aslında değil ki bu aşamada. Sizi gelsin, oturun efendi olun. Biz takip ediyoruz. Baş göz üstüne. Süre işte. Bir sıra desene tek kelime eden adam değil. Ne yapayım yani? Sevgili sen. Yani iki... Mesele budur. Yani biz kentimizin, çünkü bak benim görev yaptığım mevzuat da bana bunu ediyor. Tabii. Diyor ki Van Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinin hak ve menfaatini korumaya yönelik çaba içerisinde olur. Görevi budur. Bunu sıralıyor. Şunu yapar, bunu yapar, rapor hazırlar falan filan. Yo, bir tane milletvekili beni arasa gece 3'te kapısına gitmezsem, bekçilik etmezsem ne dersen de ben haddimi bilen bir adamım. Benim işim yatırım yapmak değil ki. Benim işim bunları tespit etmek. Kentin ihtiyacı olduğunu düşündüğüm, İstanbul yaratacağına faydası olacağını düşündüğüm. Evet. Proje yapıyoruz, işbirliği yapıyoruz. Herkesi ortaklaştırmaya çalışıyoruz. Pişiriyoruz, yapıyoruz, götürüyoruz, bırakıyoruz. Selamünaleyküm Ankara. Geldi bakanların önüne. Evli abi biriniz de orada yani söyleyin de ne var yani bunda bir şey yok ki. Takip et. Olmayabilir. İlla yapacaksın diye bir şey yok. Ama o ayna önemli. Yani bizim o aynaya baktığımızda tabii. Bunu sahiplenme konusundaki bir şey değil mi ya? Yapmak lazım. Tabii. Ya bizim buna ihtiyacımız var bir de. Salih. Yani şimdi bizim hiç şeye gerek yok. Siyaset yapmaya gerek yok. Gerek ya bizim ihtiyacımız var. Bakın siz çok yoksul bir kentin gayri safi hasıladan 3.000 dolar geliri olan, yıllık geliri olan 1.100.000 insanın temsilcisisiniz. Siz Kocaeli milletvekili değilsiniz. Siz İstanbul milletvekili değilsiniz. Ben Kocaeli Ticaret Odası Başkanı değilim. Benim 20 milyon bütçem yok. Bütçem olsa ben her gün bir okul yaparım. Faydasını toplayamıyorum arkadaş. Benim her gün o yerleri icra etmem lazım. Yoktur. Adam günü birlik geçimini zor sağlıyor. İşsizle evet. Sorunu var. Çeki yazılıyor. Kredi alamıyor. Şu edemiyor. Bu edemiyor insanlar. Tabii. Durum bunda, bununla şeydir. O zaman bu kenti temsil eden insanların nasıl bir kenti yani ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak nasıl temsil ettiklerini iyi analiz etmeleri lazım. Şimdi muhtemelen adaylar çıkacak. Adayların şikayet etme hakkı yok. Şunu bir kere bir iyi bilmeleri lazım. Kent rakamlarını, kent performansını bir iyice okumaları lazım. Ekonomik düzeyimiz nedir? Sosyal, kültürel gelişmişlik endeksimiz nedir? Evet. Kültürel endeksimiz nedir? Bunların hepsine bir bakacak. Bunu önce bir ezberleyecek. Ondan sonra diyecek ki ben şuraya buraya adayım. Milletvekili olacağım diyecek. Belediye başkanı. Ya şimdi bir belediye başkanı oluyorsun abi. Yol yoksa benden yol istemeyin. Niye oldun peki belediye başkanı kardeş? Tabii. Niye? Yani sen bunu bilmiyor muydun? Sen şimdi Karşıyaka Mahallesi'nde 50 tane çıkmaz sokak olup olmadığını bilmeden belediye başkanı olursan Salih senin sonra şikayet etme hakkın olur mu? Tabii ki. Yani bir şey sen onu takip etmen gerekiyor. Abi bir de sorunu insanlar her şey istiyor. Burada doyurulmamış çok fazla istek var. Ya plajımız yok değil mi? Van Denizi diyoruz, evet. Van Deniz kentidir diyoruz bilmem ne. Plaj yok. İranlılar gelmeye başlayınca buna dedi ki Allah buna plaj istiyorlar ya değil mi ya? Evet. Hiç o güne kadar işte biz gidip piknik alanlarında işte taştan atlıyorduk bilmem şuradan atlıyorduk kıyıdan atlıyorduk ki kanıp geliyorduk. Onlar gelince bildik ki ya plaj diye bir kavram var değil mi yani? Modern işte sığınma şeyli kabinlerin olduğu duşun olduğu falan filan halka açık değil mi yani? Baktık ki yani böyle bir şey. Ya peki milyon yıldır Van Gölü buradadır. Evet. Hakikaten. Ya şimdi arkadaş yani ihtiyaç var. Ya ihtiyacımız var arkadaş. Millet artık Antalya'ya gidiyor, görüyor. Dünyanın başka yerine gidiyor, görüyor. Geliyor zaman diyor ki dünyanın en güzel denizi buradadır. Evet. Yani bunlar ben eşimle, çocuğumla, gidiyorum. O ağaçların dibinde güneşin altında akşama kadar piknik yapıyorum. Anam ağlıyor, yoruluyorum. Önce evime geliyorum. Piknik yapmak eziyettir yani. Hakikaten öyle bir şey yok yani. Evet bizim burada piknik yapmak maalesef eziyettir. Piknik alanımız yok kamuya açık değil mi? Mangallar koysunlar yok. Ankara'da deniz yok adam yapmış. Nerededir o bir tane? Eryaman'dır nedir? Yoldan gidiyorsun evet, Eskişehir'e doğru bakıyorsun devasa mangallar o kadar güzel şey yapmış. Ya kim yapmış bunu? Valla gittim buraya. İnsan burayı da istiyor yani. Tabii insan burayı. Bir tane yapay göl yapmış etrafına evet. Da piknik alanları koymuş. Mangalın orada kömürün orada. Şey bir de çıra bile bırakmışlar mangalı yakmış. Tabii. Ya arkadaş istiyor insanlar. Ya burada yaşayan Kürt'ün, Türk'ün, Küresinin, Laz'ın, Çerkez'in, Acem'in şey ihtiyacı değil mi? Bunlar evet. İnsan değil mi yani?
Şimdi istiyor arkadaşlar. Biz de istemeye devam edeceğiz. Evet, yorumlardan birinde gerçi isimler veriliyor ama ben adaylıklarını açıklamadıkları için isim vermeyeceğim. Karşınıza çok güçlü bir bloğun olduğu söyleniyor. Var mı böyle bir şey? Aday var mı? Asla güçlü bir blok olmaz. Yanınızda mı olur? Güçlü blokların tamamı yanımızda olur. Geçmişte de öyleydi. Güçlü bloklar olduğunu iddia ediyorlardı ama bizim karşımızdaki blok güçlü blok olmaz. Yani karşımızda mutlaka adaylar olur. Biz onları severiz. Kendimize bizim dostlarımızdır yani bunlar. Ama ben onların güçlü bloklar şeklinde oluşabilir. Böyle bir şey yok yani. O kavram doğru bir kavram değil. Yani karşımıza çıkabilirler. Stratejik bir kavram mı? Ya o işte orada onu vurguluyor yani güçlü bir blok. Yani güçlü bir blok nedir güçlü bir blok? Yani bu kadar şey, yani güçlü blok kavramı izafidir. Yani bana diyorsunuz çok şeydir. Şimdi geçen gün yaptığınız açıklamada birkaç soru var, birazdan soracağım. Sor. Dediniz ki her aday belge ve bilgiye çok rahat ulaşabilir. Evet. Daha önce ulaşamıyor muydunuz? Biz ulaşamadık Salih. Bir kere biz meslek gruplarımızın 19'dan 12'ye indirildiğini seçimlere 3 ay kala öğrendik. Daralma vardı. Biz seçildiğimiz günden beri diyoruz ki bakın arkadaşlar biz temsiliyeti artıracağız. Mümkünse grup sayılarımızı 20'ye 25'e çıkaracağız. Geldi 19'a. Keşke 25 olsaydı. Kazansam 25'e yapacağım. Meclis olsun 80 kişi. Kimdir bu 80 kişi? Odanın üyeleridir. Evet. Niye gelmesin abi odaya? Biz ulaşamadık. Seçimlere 20 gün kalıncaya kadar ki bir yıldır çalışıyorduk. İki kez ertelenmesine rağmen seçimler. 15 gün kala listeleri şeyden gördük. Askıya çıktığı zaman gördük. Ben şu anda elimde benim de listem yok. Muhtemelen ben seçim tarihini bugün yarın belli olacak. Açıklayacağım. Açıkladığım günde zaten hakime şeyi götüreceğim. Listeleri götüreceğim. Hakim bunları onaylayacak. Getirecek askıya asacağım. Liste başı 100 liradır. Getirsinler odalarına biraz para versinler. Yani listeyi almak için 100 TL para veriyor. Tabii meclisimizin kararıdır. Allah onlardan razı olsun. Hatta iyi adam, iyi güzel insanlar 250 versinler, bağışta bulunsunlar, odalarını güçlü bir hale getirsinler. Niyetinde odaya gidiyor. Niyetinde odaya gidiyor. Gelsinler, versinler. Ben 3 gündür odaya gitmemişim Salih. Biz odadan çıktık kardeş. Çıktınız. Girdiğim gibi çıkmışım abi. Seçim büromuzu oluşturduk. Türkiye'de seçim bürosu geleneğini başlatan hareketin sözcüsüyüm ben. Geçen dönem başlattık. Evet. Bu yılda bayramdan önce ofisimizin adresini verdik. Bayramın 4. gününde gittik ofisimizi açtık. 3 arkadaş açtık bir de poz verdik. Adresi nereydi Necdet Bey? Diyeceğiz. Ali Paşa Sokak diye 2 Nisan ilk öğretimin arka kısmında Tunç Apartmanı. Odaya yakın bir bölge. Yani şeyde Ali Paşa Sokak var ya. Hemen şeyin alt tarafı. Nasıl söyleyeyim? Bir alt sokak. Ticaret bir odasından sonraki ışıklardan sola dönüyorsunuz. Orada bir alt sokak. Evet. İkinci blokta. Tunç Apartmanı. Tunç Apartmanı. Şey yok muydu orada? Kültür. Boş dükkanlar. Boş muydu? Evet, dükkanlar var. Boş bir tanesini çok güzel ferah bir mekan. Genelde orada mısınız? Ben 3 gündür oradayım. Ben odaya bugün 10 dakika yarım saat uğradım. Estağfurullah. O da OSEB'e heyeti gelmişti iadeyi ziyarete. Odada kabul etmek durumunda kaldım. Onlar da öyle istediler. Dolayısıyla geldim, çıktım buraya geldim. Şimdi daha önce bir hareketiniz vardı. EDH miydi, EDH miydi? EDH, ekonomide değişim hareketi. Ekonomide değişim hareketi. Şimdi 4 yıllık süreçte bu EDH çok konuşulmadı. EDH'nin faaliyetleri ticaret odasındaki bu şeye dönüştü, faaliyetlere dönüştü. Elbette yani. EDH dediğin böyle başka şehirden gelmiş bir yere gitmiş değil. Evet. Ve biz tekrar o ekibi topladık bundan bir ay önce. 3 gün boyunca 30'arlı 40'arlı gruplar halinde anket yaptık. Evet. Fikirlerine başvurduk. Başta kendi pozisyonum başkanlık olmak üzere tartışmaya açtım. İçimizden herhangi bir arkadaş yeni dönemde biz o ruhu tekrar oraya ortaya koyduk. İçinizden başkanlık yapmak isteyen arkadaş varsa kim bize ne yapmışsa biz 10 katını yapmaya taahhüt ederek tartışmayı açtık. Bir haftalık süren tartışmaların neticesinde bütün yetkiyi şahsıma vererek yeni dönemde de EDH ruhuyla oda organlarına aday olma yönünde bir karar çıktı. Yani biz o kararın uygulayıcıları olarak şu anda görevimize devam ediyoruz. En büyük şansım şu. Hiçbir meclis üyemle bu 4,5 yıl içerisinde muhalif bir anlayış gütmedik. Ticaret sanayi odasında muhalefet çok güçlüdür. Her zaman olur. Evet. Ama bu dönem biz asla böyle bir şey yaşamadık.
ben bütün meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulumda olağanüstü koşulların ve bireysel tezahürlerin dışında hiçbir ayrışma olmamıştır. Aynı ekip, aynı meclis. Yarın akşam, pardon, cuma akşam saat 5'te meclis toplantım var. Dün salıdır, rutin haftalık yönetim toplantılarımızı salı günü yapıyoruz. Yönetim kurulu toplantımızı 9 kişiyle olduğu gibi yaptık. Hiçbir ayrışmamız olmamış. Ben hepsine minnettarım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Seçimlere bir ay kala, iki ay kala hiçbir tane yönetici bulamaz. Evet. Paramparça olur gider. Meclis toplanmaz. Komite toplanmaz. Ticaret odasını Ekim-Kasım aylarında yapılacak seçime bu ekip götürüyor abiciğim. Hiçbir ayrışma olmadı. Kim yani, kimi öz eleştiri yapacaksa buna baksın, bu tabloya yapsın. Yani diyorsunuz başladığımız gibi devam ediyor. Başladığımız yerdeyiz. Peki eleştirmen var. Yani işte ayrıştırdığımıza dair. Mesela? Ya öyle iddia var. He? Yani ben çok detaya girmeyeyim de ayrıştırdığımıza dair iddia var. Neyi ayrıştırdınız? Yani kişiye... Bir politik ayrıştırma evet, mı? Ne? Politik ayrıştırma. Yani bunu politik aktörler kalksın desin ki ya biz ticaret odasına gittik. Ticaret odası bize faaliyetlerimizi yürütme konusunda gereken lojistiği sağlamadı. Bilgi istedik, vermediler. Somut bir şey söylesin. Neyi ayrıştırmışız? Evet, somut bir şeydi. Somut desin ki yani biz gittik, adam bize evet, yüzümüze bakmadı. Veya şunu istedik, vermediler. Veya şunu talep ettik, olmadı. Yani böyle bir şey ayrıştırmada neyi ayrıştırmışız? Geçen bilmiyorum. Gün dediniz ki ben herkese gideceğim. Herkesin kapısını çalacağım. Evet. Siyasilerin dahil. Evet. Zamanım olsa Ankara'ya gideceğim. Biz politikacılarımızın elini öpeceğim. Diyeceğim ki sizin işinizi iyi yapın. Bırakın siz de işinizi iyi yapın. Yani destek istemeyeceksiniz. Uzaklaşmalarını mı isteyeceksiniz? Politika şakaya gelir bir iş değil. Politika önemli bir iştir. Bıraksınlar. Tabii. Kendi işlerini yapsınlar. İyi politikacılar olsunlar. Mesela şunu desinler. Biz Türkiye'nin en iyi milletvekilleriyiz. Evet. Biz kentimizi işte 75'teydi. 74'de indirdik. 73 yapacağız. 72 yapacağız. Böyle bir şey. Yani yeni çağın en önemli trendi nedir biliyor musunuz Salih Bey? Ben bu radyoda her defasında bunu söylüyorum. Buyurun. Ama sen hiç not almıyorsun. Bulunduğun statüde en iyi olmak abi. Tabii. Abi çaycı mısın? Ben dünyanın en iyi çaycısıyım. En iyi çayını yapıyorum gibi idam olmalı abi. Tabii. Bak ticaret sanayi odasının çaycısı. İsmini de vereyim. Abbas. Türkiye'nin en iyi çayını yapan adamdır. Ben Türkiye'nin her yerinde çay içiyorum. Adam 10 numara çay yapıyor abi. Saygı duyuyorum. En iyi kahvesini yapıyor. Ya dünyada bu kadar güzel bir şey var mı? Ve o bu radyoda evet, başkanı tarafından tatif edilmeyi hak ediyor. Evet. Tabii. Abi bu da dünyanın en iyi, Türkiye'nin en iyi rektörü benim olsun. Türkiye'nin en iyi valisi bende olsun. Türkiye'nin en iyi ticaret sanayi odası yönetimi bizde olsun. En şeffafı olsun. En iyi politik temsiliyeti bizde olsun. Bu kötü bir şey mi abi? Değil tabii. Trend budur ya. Peki niye anlaşamıyoruz? Yani 4 yıldır Vantes odasınız. Neden anlaşamıyoruz? Ya her, yani şimdiki mesele çok marjinal. Her şey o evet, kadar marjinal ki. Siyaset, herkes çok marjinal ve herkes kendi alanı geniş tutmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışırken herkes mevcut bütün kurumları kendine benzetmeye çalışıyor. Yani alan kapma. Yani ticaret odası kimsenin kapabileceği bir alan değil. Rant tüccarı buna izin vermez. Rant var mı? İstersen olur. İstersen ihale olur, istersen yapabilirsin. Kurumlarla bu neviden bir ilişki yapabilirsin. Siyasetle böyle bir ilişki kurabilirsin. Olur yani. Böyle beklentisi olanlar için nur alem nur bir yerdir yani. Çünkü niyetinde rantı... Şimdi siyasal, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi sizin siyasal ikbal beklentiniz var. Kamuoyunun en iyi sizi tanımlayabileceği statüler nedir Van'da? Meslek odalardır. Tabii. Değil mi? Yani bir yıl sonra ben odadan ayrılayım, milletvekili olmak istiyorum dersem herhalde her partiden teklif alırım yani. Yani bir de fena bir adam değilim yani. Ya da ben bir siyasi partinin il başkanı olacağım desem herhalde ya bu da nereden çıktı demezler. Anlatabiliyor muyum? Ya ha bu filan kestir derler. Dolayısıyla bir ikbal beklentim varsa, temsil ettiğim makamı, kurumu evet, bu ikbal beklentisine tevdi edersem bundan büyük rantım olur yani. Bir tane kurum desin ki Necdet Tapa kendi şahsına ya da yöneticileri şahslarına böyle bir talepte bulunmuştur. Peki sizden önce hiç milletvekili olan oda başkanı var? Hepsi. Milletvekili olan. Tabii Kayhan Bey. Ondan sonra şey Yekta Bey. Şimdi aklıma kimler? Mesela Zahir Bey'in girişimleri oldu. Zahir Bey'in girişimleri, Zahir Bey'in girişimleri oldu. Ondan önce ya ticaret odasının bir kere blokajı var yani siyasette. Bir tek biz beceremez.
verdik. Nasıl olduysa böyle bir şey. Ama biz bunu söz verdik. Dedik ki biz ideolojik siyasetin dışında odayı ve tüccarı ihtiyaç duyduğu alanda etkin temsil etme sözü veriyoruz. Asla siyasal bir ikbal beklentisi içinde olmayacağız. Ticari bir ikbal beklentisi içinde olmayacağız sevgili Salih. Evet. Bu kadar. Bunlar kayıt altında değil mi? Bunlar yok olur mu? Yok yok, bunlar kesinlikle kayıt altındadır. Şimdi evet. Cep telefonum burada değil. Kerem abi muhtemelen mesaj göndermiştir. Programdan sonra da kabul edecektir. Yani cep telefonu içeride, cep telefonum içeride kalmış. Ara sıra bana kızıyor işte. Diyor ki Necdet Takva'ya mesajlarımı niye iletmiyorsun diyor Kerem abi. Bir bak. Gelsin ben de bırakayım. Telefonum. Şimdi dolayısıyla bu makam mevkiler bu anlamda ikbal beklentisi içinde olan aktörlere fırsatlar yaratabilir. En azından hiçbir şey olmazsa popülaritesini tanımlayabilir. Kendini ifade etme şansı bulabilir. Evet. Kamuoyu tarafından bilinir hale gelebilir. Bunlar iyi şeylerdir. Yani anlatabiliyor muyum? Bu da önemli bir ranttır. Yani ranttan kastım sadece işte çıkar elde etmek, çıkar menfaat elde etmek değil. Nihayetinde bir ranttır. İşte mesela dünyanın en büyük rantı nerededir? İmardadır. İmar rantıdır. Yani en büyük rant budur. Kentlerdeki imar rantıdır. Dünyada tespit edilmiş en büyük zenginliğin kaynağı budur. Mesela bu ranttan kasıt rant demek bir çıkar elde etme anlamında değil. Evet. Böyle bir kavramsal karşılığı var. Dolayısıyla bu anlamda Allah razı olsun ben gidiyorum, insanlar bize hürmet ediyorlar, bir yere gidiyoruz değil mi? Gerçi hesap işte yüksek geliyor zaman zaman ama bunu parayla elde edemezsin. Tabii. İnsanların saygılarını kazanıyorsun. Yani insanlar sana hürmet ediyorlar. Ya dünyada bunun kadar güzel bir şey var mı? Benim sahip olduğum en büyük rant budur. Gittiğim yerlerde insanlar bize saygı gösteriyorlar, nezaket gösteriyorlar. 7'den 70'e insanlar görmüşler, duymuşlar bir şekilde. Hatta diyorlar ki ya sanayi odası başkanı geldi, bize hürmet ediyorlar. Ben ve eşim, çocuklarım sahip olduğu en önemli, kıymetli değer budur. Allah herkesten razı olsun yani. Yani diyorsunuz bilinirlik, tanınırlık şeydir. İsteniz bitti mi? Yani mesela sizin isteğinize girmek... Biz aslında stratejik stratejik ortaklıklar ya da teklifleri değerlendirebilmenin planlarını yapıyorduk. Evet. Ama sanırım bir iki gün sonra bu şeyimiz kalkacak. Yani liste bitecek. Evet, yani birkaç gün içinde listemizi rahatlıkla kamuoyuyla paylaşabiliriz. Getirebiliriz. Görmek isteyenler ne yapması gerekiyor? Mesela ben şimdi birazdan buradan çıkacağım. Gelsin kol kola yürüyeceğiz. Evet, şeye gelsinler, ben onlara saygı sunuyorum. Şeye, seçim büromuza gelsinler. Orada mevcut yöneticilerin arkadaşlarımız görev başındadır. Ticaret odasında değiliz. Seçim büromuzda kapımız sonuna kadar açıktır. Ve zaten seçim bürosu üyeler için açılmış bir yerdir. Yani oraya siyasetçi giremez. Ne diyorsunuz? Her şey. Her şey. Siyasetçiler de hayırlı olsuna gelirlerse onları en iyi şekilde ağırlarız. Kırmızı yani, halıyla ağırlarız. Yani hiçbir şekilde siyasetçilerin müdahil olmasını istemiyorsunuz. Ya, gerek yok. Olmaz. Doğru değil. Yani siyasetçilere hizmet edecek bir yönetim anlayışı olsun. Onları yani, besleyelim. Rapor verelim, bilgi verelim, onları sevelim, öpelim. Yani bakın siyaset önemli bir kurum. Siyasette aktif olanlar listenize giremezler mi Necdet? Girebilirler. Ha, tabii yani mesela il yönetimlerindeki bir tüccar evet. Teklifim de oldu. Benim şu anda AB partisinin yönetiminde görev alan arkadaşları çağırdık, rica ettik ya da kendimiz gittik, teklif ettik. Dedik ki ama bunu yaparken onların siyasal kimliği çerçevesine ele almadık. İşte. Ölçü bu değil. Tabii. Ölçü odaya olan seçme yeterliğidir. Kamuoyundaki karşılığıdır. Yani piyasadaki karşılığıdır. Bu önemli bir ölçüdür. Adam siyaset yapıyorsa. Ha gelir listeden girer. Bizim geçen dönemde de vardı. Belediye meclis üyelerimiz var. Şu anda evet. Bizim meclisimizde. Yönetimde var mı? Yönetimde yok herhalde de yani aktif. Ama meclisimizde şu anda il yönetim kurullarında siyasi partilerin evet. Kurullarında görev alan yasa engel değil. Ha o statüleri neyi kolaylaştırır? Bizim ticaret odasının ya da üyelerimizin hak ve menfaatinin giderilmesine, o amaçların hasıl olmasına vesile olur. Bu önemli bir güçtür. Ben şimdi bunu söylüyorum. Benim siyasetin gücüne, milletvekillerine ihtiyacım var. Arkadaşlar çok net söylüyorum. Bundan daha ne diyeyim yani? Onlar olmadan ben sesimi Ankara'ya yürütemem. Ankara'da benim işim yürümez. Benim elimde başka bir mekanizma da yok. Tartışmanın aslında çelişkinin de kaynağı budur. Tamam.
Şimdi siz adaylarınızı açıkladınız. Evet. Gerçi burada isimler var ama ben bilmiyorum. Adaylarını açıklayan başka kimse var mı? Henüz değil. Yani duyumlarım var. Benim de görüşmeler yapıyorlar. Son bir haftadır her gün toplanan insanlar var. Gruplar var. Yani burada isimler geçiyor ama tabii ben o isimler söyleyebilirsin. Için... Ben de o arkadaşlarla ilgili fikrimi söyleyebilirim. Yani bir... mesela çok sık Zahir Bey konuşuluyor. Zahir abi bizim başlacımızdır. Ben bunu her yerde söyleyeyim. Desteğini isteyecek misiniz? Aday olursa baş gideceğim, tebrik edeceğim. Aday olmazsa desteğini isteyeceğim. Destek verir mi? Ya benden iyi bir aday bulursa versin yani. Şimdi bakın ben telefonuma gelen bir mesaj var. Evet. Onun bir kısmını okuyacağım. Geçken diyor. Çok protokol bir soru olmuş. Sizle takva o sebeye dahil olduğumuz... Ya Salih bak ben bir iki yerde daha söyleyeyim. Seninle hiçbir yerde ortaklaşmam yoktur bu meselede de. Hiçbir yerde olmadı. Ben organize sanayi bölgesinde müteşebbih benim oyum var. Evet. Partiyi temsil ettiğim kurum müteşebbis heyettedir. OSB'nin kurucusu bir kurumdur, Ticaret Sanayi Odası. Ve OSB'deki 133 seçmen Ticaret Sanayi Odası'nın üyeleridir. Ticaret Sanayi Odası'nın OSB ile organı birebir 24 saat birlikte olmasının kadar normal bir şey yok ki, olması da lazım. Tabii. Ticaret Odası'nın bir ayağıdır, önemlidir. Ticaret Odası da OSB'nin şemsiyesidir, gücüne ihtiyacı var. İkisini birbirinden ayıramazsınız. Ya son iki seçimde bizi adımızı çıkardılar 9'a, inmedi 8'e. Ben tuhaf bir şekilde yani o dönemlerde o sebebe gitmekten imtina ettim. Keşke gitseydim. Ben gitseydim çok daha net. Ha bir de ben seçilirsem var ya, bir dahaki o sebebe seçimlerinde orada mükemmel bir organizasyon kurmak için elimden ne gelirse yapacağım. Benim suçum günahım mı? Burhan'ı yazmam. Abi sen radyocusun, ben tüccarım arkadaş. Seni sorgulayabilirler ama ben her gün o yollara gidiyorum. Ben bugün sabah saat 8'de o sebebe gittim. Ama biz ortak hareket etmedik Necdet Bey. Şimdi diyorlar Salih, ki... Salih, senin hiçbir ortaklığı yok. Aynen. Seninle kavgacı bir pozisyonun dışında bir şeyiniz değil. Aynen şunu diyorlar. Bakın emin olun, net okuyorum. Salih geçirken nokta 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 sen vatandaş seçiminde kimi destekleyeceksin? Maçacak olacak. Abi sorarsan. Ben cevap vereyim mi? Cevap uzunluğunda deme. Ya abi. Vallahi diyorum Necdet Takva'da ne işi olursa kesin destekleriz. Aman. Necdet Takva'da bunu gelip ona söyleyin, beraber gidelim onları destekleyelim abi. Bitireyim cümlemi Necdet Bey. Necdet Takva'da ne işi olmazsa vallahi benim oyum yoktur. Yani oyum yok ki, ben galiba kime oy verebilirim ki. Yani çok şeyler var. Şimdi... Bütün tüccarlar, evet. Bütün iş adamı dernekleri Ticaret Sanayi Odası seçimlerine müdahil olabilirler. Olabilirler. Ama bütün tüccarlar, bütün iş adamı dernekleri siyasete müdahil olmamalıdırlar. Evet. Geçmişte bunu yaptılar. Sobelendiler. Bu doğru değil. Ya sosyal mühendislik doğru değil. Abi tüccardır adam, ya ben nereye müdahil olacak? Kendi kurumudur. Ticaret Odası kimsenin babasının çiftliği değil ki. Değil. Oraya para yatıran, aidat veren, belge alan adamın malıdır. O adamın Ticaret Sanayi Odası'nın geleceğini etkileyecek bir davranışı kadar doğal bir davranış olamaz. Bakın o sebe organize sanayi bölgesi yöneticileri hepsi tüccardır. Yarın öbür gün deseler ki valla biz 7 kişi bir aradayız yönetim. Biz bu adamları seviyoruz, onlara vereceğiz. Ya bunun kadar doğal bir şey yoktur. Tabii. MÜSİAD iş adamı örgütüdür. Yarın başka bir tavır içine girebilir, diyebilir ki biz bu grubu destekliyor. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Başka bir sivil toplum... Yani mesela MÜSİAD, ASKON açıklama yaparsa... Yapabilir tabii. Yapabilir. Çok diyorsun. Doğal bir şeydir. Niye? İş adamıdırlar. İş adamı. Ama eğer iş adamı değilse, adam yani bir tüccar bağı yoksa odayla ilgili, böyle bir açıklama yaparsa ben de onu rezil ederim yani. Yani diyorsunuz ki gazetecilerin böyle bir hakkı yoktur. Ya gazeteciler yorum yapsınlar. Yorum yapsın. İyi bir şey varsa yazsınlar. Kötü bir şey varsa yazsınlar. Gazeteciler taraf olmasın. Şeyde yaşadık o sebede. Evet. Ve sanki Ticaret Sanayi Odası'yla işte medyanın seçimi olmuş gibi bir hava çıktı ortaya. Arkadaş ben buranın üyesiyim. Aidat veriyorum. Para veriyorum. Sen ne veriyorsun? Tabii. Sen para alıyorsun. Geçen duydum adam 2 yıl içinde 100 milyar 86 milyar ne para medyaya falan filan. Emin değilim yani. İddia. E şimdi arkadaş böyle bir şey olur mu? Ben sana ne vermişim Salih? Vermem. Bir iş mi yaptın? Reklam mı yaptın? Faturanı evet. Kesersin, getirirsin burada 3 lira 5 lira almışsın, tabii. Almışsındır. Tabii. Bir bayram ilanı olmuştur, şudur budur. Evet. Ben vermem.
Hiçbir basın mensubuyla böyle bir ilişkim olmaz. Ama bir hizmeti vardır. Hizmet satın almışım. İhtiyaçtır. Ve bu da kamuoyunun önünde. Ben şimdi bu dergiyi basmışım. Vallahi hangi matbaa olduğunu bilmem. Evet. Peki o alınan para kafama takıldı. Toparlarsak. Evet. Şu an resmi olarak adaylığına çıkan tek kişisiniz. Hani başka açıklayan olursa tabii ki onlar da tutkura diye konu kalacağız. Bu tabii kim açıklarsa biz heyetimizle kalabalık bir grup gideceğiz. Onlara hürmetlerimizi sunacağız. Varsa taleplerini alacağız, dinleyeceğiz. Aday olmayan ve ismi kamuoyunda tartışılan insanlar da aday tabii olmazlarsa gideceğiz. Onların desteğini isteyeceğiz. Tahminen başka kaç aday çıkar Necdet Bey? Tahminen. Bir grup çıkar ya. Ya bir de kolay değil, zaman da dardır. Ben şimdi burada o teknik zorlukları söylemeyeyim de belki hevesleri kırılır diye. Aslında sen bana bunu sorabilirdin. Nedir süreç? Şimdi bak sevgili Salih. Cihaz sanır odaları bir borsa seçimi değil, bir borsa seçimi gibi değil ya da bir muhtarlık seçimi gibi değil. Bizde 19 meslek grubu. 19 çarpı 14. Ne ediyor abi? 7 asil 7 yedek yap. Beşli gruplar da var da neyse. Vallahi birçok ediyor. Kaç tane adam ediyor abi? Yani kaç tane üye daha doğrusu? 19 yemiyorsa 14 280 266 kişi. Aha. Şimdi 266 kişiyi gruplara yazacaksın. Bir de bunlar kabul edecek. Diyecek ya tabii, ben etmiyor adam. Diyorsun ki ya ben seni sistemde görmek istiyorum. Dedi valla ben bir hafta bir düşüneyim bakayım ne diyorsun falan. Ya, bu konu için de değil. Ticaret sanat odaları seçimleri. Dediğim gibi o diğer kurumların seçimleri gibi değil. En az 19 sandık kurulacak. Yani ya zordur. Hakikaten zordur yani. Ticaret sanat odaları. Ben o yüzden bunlara çok detaya girip heveslerini kırmak istemem. Yani diyorsunuz ki çıksa çıksa. Üyeler askıdadır. Borçları var. Yatırmamışlar. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Yani birçok sorun, birçok sıkıntı var. Cesur adamlara ihtiyacımız var. Ben tam bir şey soracaktım dediniz. Yani nasıl bir aday profili istiyorsunuz? Yıllardır Van Tesadol. Değil, alakası yok. Yani burada Salih Van Tesadol çok tartışılır. Çok özür dilerim. Bak, yani ben şimdi Van Tesadol Türkiye'de sizin evet standartlar bakımından az sınıfı afiyeti olandır. Evet. Şimdi B'ye düşerse bu adamın işi bitti. Ne demektir asıl fasete? Türkiye'de uluslararası standartlarda hizmet sunan bir kriterdir. Belgeli bir. Kim veriyor bunu? Belli. Odalar Borsalar Birliği, Türk Lloyd'u Vakfı ve İngiltere Ticaret Sanayi Odaları bilmem neyi. Yani bir iş birliğiyle dünya standartlarına uygun kurulmuş bir organizasyon her yıl denetime geliyor. İnciğinden boncuğuna yürütüldürebilmeliğine, şeffaflığına, erişmene, başkanına, bilmem ne, sekreterine, çalışıcı kalitesine kadar yani yüzlerce şey, konudan sen ne alıyorsun? 10 tane odadan biriyiz, ticaret sanayi odası. Türkiye'deki, evet, Türkiye'deki odadan biriyiz. Bak İstanbul yoktur, Ankara yoktur, İzmir yoktur. Başka iller var yani bu konuda. İddiası olan iller var. Şimdi adam ne yapacak? A plus yapabilirse biz o adamın elini öpeceğiz. Ama B'ye düştüyse ya da A eksiye düştüyse selamlar hüküm diyeceğiz. Kusura bakmayın diyeceğiz yani. Yani tabi. Sorumu tekrar dönüştürerek sorayım. Yani hangi kriterlerle şunu söylüyorum. Bir defa ticareti iyi bilmeli. Yani bu anlamda yani ne tür özellikleri olmalı? Mesela herkes böyle ticareti iyi bilmenin ötesinde ekonomik kavramlar. Ekonomik şey, dünyadaki ekonomiyi takip edecek, ülkedeki gelişmeleri takip edecek, kentsel politikaları ilgilecek, kentin zorunları ilgilecek, yani sahiplerini yaramak için sağlık işte bizim bu ikbal beklentilerine karşılık gelebilecek bir anlayışın içinde olmaz. Yani bir para kazanan bir başkan olmaz. Olabilir. Olmadan kurmuştur işi. Memleketine borçlu hissediyordur kendisini. Hamiyetperver bir adamdır, milletperver bir adamdır, vatansever bir adamdır. Der ben tuzum kurudur, amenna, ondan sonra da geldim halkıma hizmet edeyim der, yapar. Van'da da o tür adamlar var. Ben gittim rica ettim. Dedim gel. Gittim bu dönemde gittim. Dedim gel bu işin başında dur. Senin temsiliyetin, ben senin arkanda duracağım. Daha katma değeri yüksek adamlar var. Olmaz mı? Biz, muhakkak var. Mesela şey, Nihat Özdemir, Sirt Ticaret Sanayi Odası'nın meclis başkanıdır. Tabii. Meclise de gitmez. Üç ayda bir gider belki.
ama önemli bir kurumun, ticari faaliyetin, holdingin yöneticisidir değil mi? Evet. Siirt'te meclis başkanı olması, 3 ayda bir gelmesi, bu meclisi yönetmesi. Tabii. Düşünebiliyor musun ki yabancı yatırımcılara, yerel yatırımcılara ne kadar bir moral olur? Tabii. Değil mi? Bizim de ihtiyacımız var. Bizim de o, biz o yüzden IT Tacirler Kurulu'nu oluşturduk. Sürdürülebilir olmadı ama Van'da böyle faaliyetiyle. Gelmiyor insanlar. Abi gelmiyorlar, ben ne yapayım yani? Gelseler ben onları pamukların içine saklayacağım. Evet, güzel. Vallahi billahi. Abi ihtiyaç var. Var var. Yani şimdi Zahir Bey'dir, Abdurrahman Bey'dir, bu tür insanlar var. Abi. Yani büyük işler yapan marka adamlar olsun, gelsinler bizim tepemizde dursunlar abi. Bunlar kötü şey değil ki. Olsunlar, bir arada olsunlar. Akil Tacirler Kurulu'nun için oluşturduk abi. Toplayamadık, gelmediler. Üçünü getirdik, beşi gelmedi. Abi gelin, sizden para istemiyoruz. Şehrinize sahip çıkın. Bu oda sizin. Tabii. Ya biz de sizin işlerinizdeyiz. Ben kabul ediyorum. Ya ne yapayım yani? Ya diyorsunuz ki ben bu konuda her türlü tevazu gösteririm. Yeter. Ya yine göstereceğiz. Yine gideceğiz. Yani bunlar bizim üzerimizde daha akil bir pozisyonda olsunlar yani. Evet. Akil bir şeyde olsunlar. Abi her kurumun akili var. Ticaretin akilleri yok mu? Olsunlar. Yani maalesef yok şu an. Bilemem. En azından yok. Yani oluşmuş bir grup yok. Öyle siyasetin akilleri var da Allah selamet verirsin. Evet. Yani. Necdet Bey çok teşekkür ediyorum. Hakikaten keyifli bir program oldu. Bir saat oldu. Evet, tam, yani bir saat. Tam bir saat oldu. Size kıyak geçtik. Bundan geçmedin. Sonra, 15 dakika geç başladık. Yani bundan sonra diğer adaylara da 45 dakika vereceğiz. Bir aday. Ne yaparsak son neler söyleyeceksiniz? Hakkımızda hayırlısı neyse Allah evet. Bize onu nasip etsin. Hayırlısı ise olur. Çıktık. Hedefimiz 19 grubu da kazanmaktır. 19 grupta çok saygın insanlar var. Düşündüğümüz insanlar var. Mevcut arkadaşlar var. Ticaret Sanayi Odası'nın performansı çok iyidir. Bunu sürdürülebilir kılmak bütün üyelerin görevidir. Bu örneklere sahip çıksınlar. Bize oy veren de vermeyenden de Allah razı olsun. Bir daha kısmet olur. Çıkar mıyız çıkmaz mıyız bilmiyorum ama. Herhalde çıkarız. Yani çıkarız. Desteklerine ihtiyacımız var. Bakın aday çıkmasaydı da ben bunu söyledim. Minnetsiz olmayacağız asla. Ulaşabildiğimiz, gittiğimiz her yere gideceğiz. O listelerdeki her insana bizden daha kıymetlidir. Böyle görmezsek olmaz. Tabii. Orada statüsü ne olursa olsun, yaptığı iş ne olursa olsun Ticaret Sanayi Odası'nın saygın bir üyesidir. İnsanlardaki o aidiyeti güçlendirmemiz lazım. Bizimle yürümek isteyen arkadaşlarımız, bizimle çalışmak isteyen arkadaşlarımızın hepsine yetecek kadar görevimiz var, iş var, temsiliyet potansiyelimiz var. Seçim büromuz orada, ekonomide değişim hareketi, seçim irtibat ofisi diye var. Telefonlarım herkeste var, kart vizitlerimde var. Bana ulaşmalarına da gerek yok. Oraya gelip ziyaret edip ben plan kesim, şirketim budur, seçmeye seçilme yeterliliğim var. Bana bir görev verin, ben de çalışayım derse en kötü ihtimal herkesten daha fazla saygı görecektir. Ben bütün aday arkadaşlarıma şu anda onu söylüyorum. Benden hiçbir beklenti içine girmeyin. Evet. Ama hak ettiğin saygıyı göstereceğim. Elimden geldiğince onlara maksimum saygıyı göstereceğim. Necdet Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi fırsatı verdiğiniz için. Van Tesoro Başkanı ve Başkan adayı Necdet Takva konuğumuz efendim. Burada farklı bir konu, farklı bir konukla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.